Bugünkü konuğumuz 1977 seçimlerinde Harput nahiyesinde bağımsız olarak aday olmuş, belediye başkanı seçilmiş ve kendisinin belediye başkanlığıyla birlikte Harput'taki belediye başkanlığı sona ermiştir. Yani son şehrin emili, Harput'un son belediye başkanı Bedrettin Sanaç misafirimiz. Hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk efendim. Bedrettin Sanaç 1933 yılında Harput nahiyesine bağlı Sugözü köyünde dünyaya gelmiş. Mahallesinde. Evet, o dönem mahalle tabii ki. Mahallesinde dünyaya gelmiş. İlk öğretimini orada tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimini Elazığ Erkek Sanat Okulu'nda devam ettirmiş. Hayatının çeşitli safhalarında, çeşitli kurumlarda çalışmış. Biz belediye başkanlığına götüren bu safahatı kendisinden öncelikle bir dinleyelim. Bize yaşantısıyla ilgili neler söylemek ister? Ne sordunuz, ben anlayamadım. Sugözü'nde tamam, Sugözü'nde doğdunuz, eğitiminizi orada tamamladınız, evet, sanat okulunu bitirdiniz. Evet, ondan sonraki hayatınız nasıl geçti? Ha, sanat okulunu bitirdikten sonraki evet, hayatım. Evet. 77 evet, seçim. Seçim 1977. Ha, 1974 yılında ben evet, Karayolları'na emekli oldum. Evet. 1947-48 yıllarında Karayolları'na girdim. Evet. Ve 1954 yılında vatanı görevimi yapmak için asker oldum ve İstanbul Selimiye'de 24 ay askerlik yaptım. Evet. Askerden geldikten sonra tekrar Karayolları'na girdim. 1974'e kadar Karayolları'na çalıştım. 74'te Karayolları'ndan emekli oldum. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra Türkiye'de 21. şubesini kurdum, İşçi Emekleri. Evet. 1974'te. Evet. İşçi Emekleri Cemiyeti'ni kurdum burada. 4 yıl oranın fahri başkanlığını yaptım. O zaman Türkiye'de 21.'di. Bugün Türkiye, Elazığ'da 3 tane var İşçi Emekleri Derneği. Evet. Yani o kadar hesap. Yani ilklerden bir tanesi. Evet.